Selam aleyküm. Televizyonları seyrediyoruz. Bu arkadaşlar saatlerce anlatıyor. Bir de biz anlatalım o. Değil mi? Şöyle kahvenizden veya çayınızdan bir yudum alın. Arkanıza yaslanın. Yürü. Yerel seçime şunun şurasında 3 gün kaldı kardeş. Belediye başkanı mı seçeceğiz? Halife mi seçeceğiz? Laikliğin özellikle kadınları özgürleştirmesi, kadınları erkeklerle hukuken eşit hale getirmesi yobazları çıldırtmıştı. Bu namussuz olan namussuzların nereden geldiği belli değil, soyu sopları belli değil. Bütün Türk milleti için söylüyorum. Çünkü Türk milleti namussuz bir millettir, şerefsiz bir millettir. Ve biz de bunun karşısında durmadığımız zaman ve biz de namussuz olacağız, biz de şerefsiz olacağız. Bunun için ne gerekiyorsa vallahi canımızla, paramızla, malımızla, kanımızla yapmaya hazırız. Yalnız bu şerefsiz Türk milletine pabuç bırakırsak bizde namussuz da şerefsiz de katiyen yoktur. İyi geceler. Faşist Türkler. Laiklik kadındır. Laiklik kadındır. Cahildirler kadından üstün olduğunu sananlar demiş Mevlana. Cahildirler kadından üstün olduğunu sananlar. Mevlana. Mevlana. Yalan! Evde hazırlıktasın. Çünkü kadınlar çoğunlukta. Koymaya hazır mıyız? Koymaya hazır mıyız? Tarihe kanıtlanmış azılı Türk ve kadın düşmanı olarak geçen hain, kahpe, yobaz, barbar Fars kökenli Celaleddin Rumi sözde kadın dostu olarak propaganda ediyorsun ya. Yazıklar olsun sana, magazinci, popülist molla. Ready, go! Hem Mevlana hem Şems-i Tebrizi ikisi de son derece anti-feministtirler. Kadın düşmanlığı onlarda son derece kuvvetlidir. Bunun ben eski İran anlayışından kaynaklandığını düşünüyorum. Eski İranlarda, Mecusilerde kadın böyle değerlendirilir. Kadın çok aşağılık bir mahluktur, çok rezil bir mahluktur. Bütün kadınlar böyledirler. Hatta Mevlana biraz daha ileri giderek sahabilerin ve peygamberlerin karılarına dahi dil uzatıyor. Peygamber karısı dahi olsa kadın fahişedir. Hiç bunun lamicini yoktur. Bir hikaye anlatı, fihi mafiyenden bir hikaye anlatarak konuşmama da son vereyim. Yani bunun gibi daha birçok hikayeler, bunları anlatmayayım. Celaleddin Rumi'nin bir özelliği de, bir meşrebi de kendisi anti-feminist bir adamdır. Son derece anti-feminist bir adamdır. Kadın düşmanı demek. Kadın düşmanı demek. Bunlar kadınları anlatırlar. Kadınları çok kötü anlatırlar. Çok ağır hakaretler içerisinde anlatırlar. Ve kadın tabiatının bunu söylerler. Bir tanesini okuyabilir miyim hocam? Hatta Konya'da bir tane Rum kadın vardı. Fahişe-i Rumi diyorlardı. O kadın genel evi işletiyordu. Celaleddin Rumi o kadına gitti. Kadına dedi, sen çok mübarek bir kadınsın. Kutsadı kadınlar kadını kutsamaz. Diyor ki kadın cinsi öyle bir varlıktır ki. Hocam ben bunu okudum. Kadın tabiatı böyledir diyor. Mevlana Türkçe biliyor mu? Türklerle arası nasıl? Hayır. Türkçe hiç bilmiyor. Üstelik uzun senede Türkiye'de, Anadolu'da kaldı. Anadolu çevrede Türkmenler vardı. Türkçe konuşulurdu.
hiç Türkçe öğrenmedi. Bunu Zeki Velidi Togan hocamız çok güzel ifade ediyor. Bir yazma nüshada diyor, Mevlana'nın sözü olarak veriyor Zeki Velidi Togan. Diyor, Mevlana demiş ki, Türkî nemidanem cüz âb-ı su. Bir tek kelime biliyor, o da su. Su. Su kelimesini biliyor. Başka da bir şey değil. Evet. Mevlana böyle Türkçe bilmiyor hakikaten. Bir de tabiatı itibariyle ve felsefesi itibariyle Türklerden de hoşlanmıyor. Türk eğer hava avzanat, seghâ hemen hamuş yer. Bakın bu Mevlana sözüdür. Ne diyor hocam? Türkler havladığı zaman köpekler bile susar. Türkler kadar rezildir ki. Bunlar vahşidir diyor. Evet. Bu Mevlana'nın sözüdür. Türkleri tahkir eder. Türkleri tahkir eder. Türk tabiatını kabullenmiyor. Hatta şöyle diyor hocam, bilmiyorum siz daha iyisiniz misiniz? Mesnevi'de ben görmüştüm. Rumlar diyor, imar eder, Türkler tabir eder, tabii, mahveder tabii, diyor. Tabii. Ki kıyamet kopana kadar bunlar tahmin ediyor. Pekala. Bir soru daha